Selam dostlar. Bugün sizinle biraz PC soğutma muhabbet yapacağız. Özellikle şu meşhur soruya cevap vereceğiz. Kule tipi soğutucu mu, sıvı soğutma mı? Hangisini almalıyım? Hadi gelin kendi tecrübelerimden ve teknik detaylardan bahsedeyim. Ama önce kahvenizi alın çünkü bu konu biraz sıcak geçecek. Bu devasa şey ne biliyor musunuz? İşte bu kule tipi soğutucuların en sevdiğim yanı, sadelik. Adı üstünde kule gibi dik duruyor ve işini sessizce yapıyor. İçinde bakır borular, alüminyum kanatçıklar ve bir fan var. Fan dönüyor, ısıyı emiyor, kasanın dışına atıyor, basit ama etkili. Peki neden tercih edeyim derseniz? Cebinizi yakmaz, sıvı soğutmaya göre çok daha uygun fiyatlı. Takması kolay, ben montajdan anlamam diyenler bile 10 dakikada takar. Bakım istemez, yıllarca çalışır, hiç şikayet etmez. Ama tabii bu kuleler bazen o kadar büyük oluyor ki küçük kasalara sığmıyor. Bir de aşırı overlock yapacaksanız yetmez abi diye size bakabilir. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bakın burada bir uzaylı teknolojisi var. Gelelim sıvı soğutmaya. Bu sistemler biraz havalı duruyor değil mi? RGB ışıkları, şık hortumları ama asıl olay performans. İşlemcinin ısısını sıvıyla emiyor, radyatöre taşıyor ve orada fanlar devreye giriyor. Yani ısıyı uzaklaştırma işini daha efektif yapıyor. Avantajları. Hemen sıralıyorum. Overlock yapıyorsanız sıvı soğutma sizi mavi ekran korkusundan kurtarır. Kasa içinde daha az yer kaplar, özellikle küçük sistemlerde. Fan sesi daha az. Sesi duymak istemiyorsanız ideal. Ama dikkat, sıvı soğutma biraz hassas bir sevgili gibidir. Pahalıdır, kurulumu karmaşıktır. Ya sızdırırsa diye içinize bir ukde kalır. Ama merak etmeyin, kaliteli markalarla bu risk neredeyse sıfır. Peki hangisi size göre? Şimdi gelelim asıl soruya. Hangisini almalıyım? Cevap sizin ne yaptığınıza bağlı. Eğer siz ben oyun oynarım, ofis işleri yaparım, abartmam diyorsanız kule tipi size yeter. Hem param cebimde kalsın dersiniz. Ama benim işlemcim roket gibi çalışsın, 8K render alayım, overlock'ta sınırları zorlayayım diyorsanız sıvı soğutma şart. Bir de estetik kaygınız varsa sıvı soğutma sistemleri gerçekten kasanıza cool bir hava katıyor. Ama benim gibi içi dolsun da dışı nasıl olursa olsun diyorsanız kule tipi idare eder. Son bir tavsiye. Eğer sıvı soğutma alacaksanız markasına dikkat edin. Çin malı ucuz sistemler sizi üzebilir. Kule tipinde ise Noctua veya Cooler Master gibi markaları öneririm. Bu arada siz hangisini kullanıyorsunuz yorumlara yazın, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.